Emeklilikte yaşa takılanlar için son kritik viraj dönülmek üzere. Düzenlemenin ayrıntıları da büyük ölçüde netleşti ama üzerinde çalışılan tek başlık bu değil. Emekli maaşlarına yapılacak zam, sözleşmeli personelin kadroya alınması ve vergi dilimleriyle ilgili atılacak adımlar da var. Peki heyecanla beklenen bu dört başlıkla ilgili gelinen nokta ne? İşte ayrıntılar. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Peş peşe adımlar da bu yüzden atılıyor. Sicil affından KYK'ya, fatura desteğinden pandemi cezaları affına birçok başlığın yer aldığı torba yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken bir başka düzenleme içinde düğmeye basıldı. Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar için son kritik viraj dönülmek üzere. Çalışmalar prime dayalı sistem üzerinde yoğunlaştı. Prim ve yıl şartını tamamlayan 1,5 milyon emekli olabilecek. Yaklaşık 3 milyon emekli adayı ise şartları tamamlandıkça kademeli olarak emeklilik hakkı kazanacak. Yaşa takılma sorunu da ortadan kalkmış olacak. Milyonlarca emeklinin de gözü yeni yılla birlikte maaşlarına yapılacak artışta. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı maaş artışını belirleyecek. Memur emeklileri %8 toplu sözleşme artışının yanı sıra enflasyon farkı da alacak. Asıl sürpriz ise emekli maaşlarının tabanında yapılacak. 3500 lira olan en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenebileceği konuşuluyor. İnşallah önümüzdeki yıl başında tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde tekrar gözden geçireceğiz. Sözleşmelilere kadro içinde çalışmalar sürüyor. Sendikalarla müzakereler tamamlandı, talepler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletildi. Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin kadroya geçmesi planlanıyor. Mevsimlik işçilere tam yıl çalışması ve tazminat hakkı da yolda. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın endişelerini, beklentilerini gayet iyi biliyoruz. Çalışanların gelir vergisi dilimleri sebebiyle özellikle Eylül ayından sonra yaşadığı ücret kaybı da masada. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Çalışma Bakanlığı üzerinde çalışıyor. Vergi dilimlerinin ücret kaybı yaşanmayacak şekilde belirlenmesi gündemde.